Bu videoda size manuel ve fx fonksiyonuyla formül yazmayı göstereceğim. Manuel olarak formülümüzü eşittir. Bakın topla dedikten sonra tab tuşuna basarak formülümün içerisine giriyorum. Buradan toplamak istediğim verilerimi seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi manuel olarak toplama işlemini gerçekleştirdim. Bir de bunu biz fx fonksiyonuyla yapabiliyoruz. Eşittir bakın topla dedikten sonra ya da ikinci bir yolu daha var. Onu da göstereceğim size. Fx tuşuna basarak bakın fonksiyon bağımsız değişkenleri iletişim kutusunu açtım. Buraya istediğim, toplamak istediğim sayıları seçerek gördüğünüz gibi tamam deyip ilgili toplama işlemini gerçekleştirebiliyorum. Ya da bakın bunu siliyorum. Hiç toplaya vesaireye basmadan direkt olarak fx fonksiyonuna basıyorum. Buradan bakın işlev ara diye bir seçeneğim var. Buraya gelip topla yazıyorum ve git diyorum. Gördüğünüz gibi topla formülünü açtı. Şimdi buna tamam diyorum ve fonksiyon bağımsız iletişim kutum tekrar açıldı. Buradan toplamak istediğim bakın birden fazla sütun da seçebilirim. Tamam diyerek gördüğünüz gibi bütün verilerimi burada toplamak istediğim bütün verilerimi alt kısımda toplatabiliyorum. Örneğin burada herhangi bir hücreye gelip fx fonksiyonuna basıyorum ve ortalama diyorum. Git diyorum. Bakın ortalama formülünü açtım. Tamama basıyorum ve sayılarımın ortalamasını almak istediğim sayılarımın tamamını seçiyorum ve tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi bu aralıktaki bütün sayıların ortalaması 1175,55 olarak karşıma çıktı. Buradaki üretim adedi verilerimi seçiyorum ve sağ tıklıyorum. Bakın hücreleri biçimlendir iletişim kutusuna gidebiliyorum. Buraya tıkladıktan sonra buradan gördüğünüz gibi hücreleri biçimlendir iletişim kutusunu açtım. Buradaki formatlardan bahsedeceğim size. Genel, sayı, para birimi, finansal, tarih, saat, yüzde oranı, kesir gibi farklı formatlarımız mevcut. Örneğin ben buradaki verilerimi sayı formatına çevirebiliyorum. Bakın ondalık basamak sayısı virgülden sonraki kısım 2 olacak şekilde ayarlayabiliyorum. Ve binlik ayıracı da kullanabiliyorum. Buradaki verilerim binlik değil ama binlik ayıracı da kullanabiliyorum. Bakın tamam dediğimde gördüğünüz gibi virgülden sonraki kısmı 2 basamaklı olacak şekilde ayarladı. Ben buraya gelip 1550 yazarsam örneğin gördüğünüz gibi binlik ayıracı da kullandı. Bakın 1250 yazıyorum. 1250 gördüğünüz gibi binlik ayıracı kullanarak ve virgülden sonraki 2 basamağı bana göstererek gördüğünüz gibi ilgili formatı ayarladım. Şimdi ben bunu buraya gelip sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir iletişim kutusunu açabilirim. Aynı zamanda ben bu işlemi buradaki bakın giriş sekmesinin altındaki sayı alanından da yapabilirim. Bakın buradan genel, sayı, para birimi az önce orada görmüş olduğumuz formatların tamamı mevcut. Bakın buradaki bu gördüğünüz sıfırlarla bakın ondalık arttır ve ondalık azalt olacak şekilde iki farklı seçeneğim var. Ondalık arttıra gelirsem ve tıklarsam gördüğünüz gibi her tıkladığımda bir sıfır virgülden sonrasına eklemiş oluyorum. Aynı şekilde gördüğünüz gibi diğerine basarsam yani ondalık azalta basarsam her tıkladığımda bir sıfır virgülden sonra azaltmış oluyorum. Bakın buradan virgül stiline geçebiliyorum. Bakın virgül stiline geçtiğimde virgülden sonrasına otomatik olarak iki sıfır koymuş oluyorum. Buradan bunu kaldırıp azaltarak da ilgili işlemleri gerçekleştirebiliyorum. Sağ tıklıyorum. Hücreleri biçimlendir iletişim kutusunu açıyorum. Gördüğünüz gibi buradan para birimini seçiyorum. Burada örneğini gösteriyor nasıl olması gerektiğini. Ve virgülden sonraki kısmı sıfıra indiriyorum. Bakın simge TL. Buradan TL işte ve diğer bütün para birimlerinin sembollerini seçebiliyorum. Buradan ben gelip yine TL'yi seçeceğim ve tamama basacağım. Gördüğünüz gibi 1550, 1250, 826 TL gibi seçenekler önüme çıktı. Aynı şekilde tekrar geliyorum buraya. Ben bunu dolar yapmak istiyorum örneğin. Bakın para biriminden buradaki verimi geliyorum. Burada İngilizce, ABD ya da diğer seçeneklerden birini seçerek dolar formatına çevirebilirsiniz. Ya da euro yapmak istersem eğer buradan gelip ilgili para biriminden euro seçeneğini seçerek ilgili verilerimi bakın gördüğünüz gibi euro biçimine çevirdim sembolümü ve euro olacak şekilde ayarlamış oldum. Aynı şekilde ben buradaki verilerime gelip bakın hücreleri biçimlendir iletişim kutusundan finansal para birimi olacak şekilde ilgili seçimimi gerçekleştirebiliyorum. Bundan sonraki işlemlerimi TL ile yapacağım.
Bakın gördüğünüz gibi finansal olacak şekilde TL'ye çevirmiş oldum. Ya da buraya gelip bakın bu verim tarihe çevrilmez fakat bir tarih verisi yazacağım birazdan ve sizlere bunun örneğini de göstereceğim. Örneğin verilerimi ben yüzdeye çevirmek istedim. Bakın mevcut haliyle yüzdeye çevirmiş oldum. Tekrar başlangıç noktasına döneceğim. İlgili verilerimi seçiyorum. Buradan genel diyorum ve sayı biçimine çevirdim. Bakın burada verilerimi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Hücreleri biçimlendir diyorum. Buradan yüzde oranı olacak şekilde seçmiştim. Ben bunu tekrar sayıya çevirebilirim. Bakın virgülden sonraki kısımları olacak şekilde gelmiş oldu. Ya da gelip buraya bakın yüzde stili diye bir seçeneğim var. Direkt olarak onu seçerek ve virgülden sonraki kısmını iki basamaklı olacak şekilde de buradan hızlıca ayarlayabilirim. Aynı şekilde bakın verilerimi seçip bunları Türk lirasına, sterline, euroya ya da Çin yenine hızlı bir şekilde çevirebiliyorum. Bakın diğer finansal biçimler, bakın buradan önce Türk lirası diyorum, sterlin diyorum, euro diyorum ya da Çin yeni seçerek gördüğünüz gibi ilgili seçimi gerçekleştirdim. Ya da buradan diğer finansal biçimler diyerek de hücreleri biçimlendir iletişim kutusunu açıp buradan ilgili seçeneği tekrar değiştirebiliyorum. Örneğin G sütunundaki gibi tarihlerimin yer aldığı bir veri dizinim olsun. İlgili verilerimi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Hücreleri biçimlendir diyorum. Bakın hücreleri biçimlendir iletişim kutusunu açtıktan sonra tarihin içerisinde gördüğünüz gibi normal şu anda göründüğü şekliyle bir tarih seçeneğim var. Ya da gün eklemek istiyorsam bunu seçip gördüğünüz gibi gün olan biçimi seçip tamama bastığımda da bana burada ilgili tarihlerin hangi güne denk geldiğini de gösterebiliyorum. Aynı şekilde hücreleri biçimlendir iletişim kutusuna bastıktan sonra bakın yıl, ay ve gün olacak şekilde verilerimi biçimlendirebiliyorum. Ya da gelip sağ tıklıyorum. Tekrar hücreleri biçimlendir iletişim kutusunu açıyorum. Bakın sadece gün ve ay olacak şekilde ilgili verilerimi biçimlendirebiliyorum. Hücreleri biçimlendir deyip tekrar geldim buraya. Sadece gün ve ay olacak şekilde ve ay ismi yazacak şekilde de buradaki verilerimi güncelleyebiliyorum. Burada onlarca stilimiz var. Bunlardan herhangi bir tanesini seçerek bakın bu şekilde gün, ay ve yıl olacak şekilde ilgili seçimimi de gerçekleştirebiliyorum. Bakın tekrar geldim. Hücreleri biçimlendir dedim. Buradan saat dahi ekleyebiliyorum istersem ama burada şu anda mevcutta saat olmadığı için bana saati 00 olacak şekilde gösterdi. Geldim buraya tekrardan. Buradan istersem ayın ismi ve sadece gün olacak şekilde de Ekim 2040 yani yıl olacak şekilde de seçimlerimi gerçekleştirebiliyorum. Ben yine en başlangıç noktama dönüyorum ve ya da sadece ay olacak biçimi de buradan seçebiliyorum. Bakın sadece ayın baş harfini gösterecek şekilde de buradan seçimimi yapabiliyorum. En başlangıç noktama dönüyorum ve gördüğünüz gibi buradan ilgili tarihi seçmiş oluyorum. Aynı şekilde ben buraya bir saat de girebilirim. Bakın buradaki verilerimi, daha doğrusu buraya ekleyeceğim verilerimi saat formatında eklemek istiyorum. Sağ tıklıyorum. Hücreleri biçimlendir diyorum. Açılan iletişim kutusundan buradan saat seçeneğimi seçiyorum. Ve buraya örneğin 12.35 yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi 12.35 olacak şekilde bana saat formatında vermiş oldu. Peki ben bu hücrelerin içerisindeki verilerin hangi formatta olduklarını nereden takip edebilirim? Bakın hücrenin üzerine tıkladıktan sonra bu sayı alanında giriş sekmesinin altındaki sayı alanında hangi formatta olduğumuzu gösteriyor. Bakın ben hücreyi değiştirdiğimde gördüğünüz gibi tarih formatında olduğunu buradan gördüm. Buraya geliyorum, genel formatında olduğunu görüyorum. Bakın buraya geliyorum, yüzde oranı formatında olduğunu görüyorum. Buraya geliyorum, finansal. Buraya geliyorum, yine genel formatında olduğunu buradan, bu alandan takip edebiliyorum hızlıca. Buraya gelip örneğin 14.25 yazıyorum bu sefer de. Gördüğünüz gibi sayı formatına verilerimi çevirmiş oldum. Aynı şekilde sağ tıklıyorum, hücreleri biçimlendir iletişim kutusunu açıyorum. Buradan kesir ya da bilimsel olacak şekilde ilgili verilerimi de değişiklik yapabiliyorum. Ama şu anda mesela bilimsele çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi bize
farklı bir biçim sundu. Çok bizim kullanacağımız ve kullandığımız bir biçim olmadığı için ihtiyaca binaen sizler kullanabilirsiniz bunu. Metine çevirebiliyorum ya da özel deyip ya da isteğe uyarlanmış deyip buradan herhangi bir hücreyi biçimlendirebiliyorum istediğim şekilde. Bazı verileri ben kendim yazarak ilgili seçeneği seçip gerekli işlemleri gerçekleştirebiliyorum. Buradaki hücrelerimi seçiyorum. Bakın geliyorum buradan. Kesir biçimine çeviriyorum. 1 bölü 4 yazıyorum. Ya da 5 bölü 3 yazıyorum. Gördüğünüz gibi 1 tam 2 bölü 3 olacak şekilde 5 bölü 3'ü bana vermiş oldu. 3 bölü 5 yazıyorum. Gördüğünüz gibi kesir biçiminde de sayılarımı buraya yerleştirebiliyorum.